yardım edeceğim ama bu gece çalışayım. Umarım iyisinizdir ve derse hazırsınızdır. Lütfen gayet hazırım. Dinlerde kalmıştık. Bakın 9 soruyla eşkenar dörtgen ve yamuk alanında konuşturmalar, pekiştirmeler yapacaktık. Bugün yine o sorularımıza başlayacağım. Evet, Salih, sen, Eşke, ben, İlayda'dan yine günaydınlarımızı aldık. Sizinden hepinize günaydın. Sorularımıza başlayalım gençler. Zevki kısımlarına geldik. Hani konu anlatımda eşkenar dörtgenin, yamuğun, dörtgenin, karenin özelliklerini anlatmak birazcık daha mutluluk olur. Ancak hani soru çözümü daha zevklidir. Evet, sen de günaydın. Tamam. Hemen soru çözümüze başlayalım. Kağıdımız, kalemimiz, renklerimiz hazırsa hemen başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Bugün bol bol sizin çözmenizi istiyorum. Çünkü dün ben bir anlattım. Neler yapacağınızı az çok artık biliyorsunuz. Artık rahat rahat siz çözebilirsiniz. Size bugün bayağı vakit vermeyi düşünüyorum. Evet. Cevaplarınız geliyor ve ben bekliyorum. Evet, 19 kadar cevap geldi. Artık çözüme bence başlayalım. Değil mi? Bakıyorum. Galaksi, Salih, İlker, Ali Deniz, zor cevap verenler. Yunus, Emre, Arda, Şirin, Aysman, Allah koronadan korusun. İsimli katılımcı. Aslı, Ahmet, Muhammed, Ali, çok güzel. Ayşe, Nur, Baydoğan, Sancı, evet, diyelim. Ayşe Naz, bazen çünkü şey yapıyorsun, klavyede yanlış basıyorsun, ben anlıyorum onları. Sesinin normal gelmesi lazım Cezincim. Biraz daha bağırabilirim istersen. Gülsema Sula, Berat Sula, Elime, Ceylin, Ebnaş. Tamam, hadi bakalım. O zaman çözümlere başlayalım. Bayağı bir cevapları aldık. 91 tane öğrenci şu an dersi dinliyor. Hemen çözümümüzü artık başlayabiliriz. Katılımcılarımız da hemen hemen tamam. Şimdi, bir yamuk verilmiş bize. Bu yamuğun da alanının 72 olduğunu söylüyor. Bu sefer de alanı vermiş. Ve DE, yani DE neresi oluyor arkadaşlar? Şuradaki dikliği gördüğüne göre bu DE yamuğumuzu yüksekliği. Bu sefer bizden yüksekliği istiyor. Yamuğun alanı bulunurken paralel olan iki tane kenar toplanıyordu. Bakın alt taban ve üst taban dediğimiz paralel olan iki tane kenar topluyordu. Yani 11'de 5'i toplayacağım. Yükseklikle de çarpacağım. 2'ye böleceğim. İsterseniz önce 2'ye bölüp ona da çarpabilirsiniz. Bu size kalmış. Ve bu işlemleri yaptığınızda sonucu 72 çıkması gerekiyor. Dursun, Ahmet, Salih. Evet, Ali. Hemen ben çözüme başlayayım da onlar da cevapları göndermişler. 11 ile 5'i topladığımda 16, şu işlemi yaptığımızda 16 ile 2'ye bölersek arkadaşlar bu işlemimizin sonucu kaç çıkacaktır 2'ye böldüğümüzde? Örneği göstermeyin. Doğrudan sonucu yazayım. Bilgiyi alayım oraya. Şimdi diyelim. Şu kısmı. Oradan cevap yazalım. Zaten çoğumuz gördüğünüz gibi anlarsınız. 11 ve 5'i topladım. 16 etti. 16 ile 2'ye böldüm. 8. Şimdi benim bulmam gereken şey şu. 8'de yüksekliği çarpmışım ve sonucu 72 olarak bulmuşum. Yani 8'de kaçı çarparsam 72 olur? Tabii ki de 9'u çarparsam. Demek ki yüksekliğim kaç santim olacaktır? 9 santim olacaktır. Ben çözerken Berat'la doğru cevabı gönderenler arasında. Harika. İnceleyin biraz sorumuzu. Bir sıkıntı yoksa diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Aşağıdaki yamuğun alanı bulunur. Bakın birçok şeyi vermiş. Ben diyebilirsiniz ki hocam BC kenarımızın vermemiş. Sanki evet vermemiş ama bu bulamayacağımız anlamına gelmez. Bulabiliriz. Biraz o yüzden size vakit veriyorum.
Salih Barcan'ın İlker ve Alper doğru cevapları verenlerden. Arda aynı şekilde. Müslüman, Freda, Samsun. Tuba, Ayşen, Az, Eldar. Güzel, Eldar Bey'in. Şirin. Evet. Kapatıyorum gençler. Birçok oluyor sürekli cevapları art arkaya geliyor. Harikasınız. Şimdi buradaki siz noktası neydi? Biz oraya gelelim. Yeterince zaman verdiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, bakın paralel olan kenarlardan biri, topluyorum bunları 4, 5 daha 9, 3 daha 12. Tamam. Şimdi üstlerde ben nereden bulacağım bu dereceyi, nereden bulacağım? Dereceyi bulabilmem için aslında bana ipucu vermiş. Benim yeter ki onu göreyim. Bakın burası eğer dikiniyorsa, burası da eğer dikiniyorsa, bunlar 90 derece ise, bu çizgiler birbirine paralel demektir. Bakın şu kırmızıyla çiziyorum ya yukarıdan aşağı çizdiğiniz yükseklikler birbirine paralel demektir. Yani ikisi de 90 derece olduğunu göreyim. Yükseklikler, yükseklikler zaten birbirine eşit. Sağ ve soldaki kırmızı çizgiler birbirine paralel ise aşağıdaki ve üstteki DC ve AB kenarı da birbirine paralel olduğu için mecburen eşit de olacaktır. Sanki burada bir dikdörtgen oluşmuştur. Burası da kaç santim olacaktır? 5. O halde yapalım işlemizi. Paralel olan kenarlardan İkisini topluyorum. Yani 12 ve 5'i topluyorum. Burada bulduğum sonucu 2'ye böleceğim. Son olarak da neyle çarpacağım gençler? 3 8'i yani 8'le çarpacağım. Yapalım bu işlemimizi. Yaptıysanız hemen devam ediyorum. 12 ile 5'i topladım. 17 oldu gençler. 17 bir tek sayıdır, 2'ye bölünmez ama burada neler yanımızda kurtarıcı olarak 8'imiz var. 8 ile 2 arasında bir sadeleşme yapabiliriz de öyle değil mi? Mürekkebimizi şöyle rengimizi değiştirelim. 8 ile 2 çarpma işlemi olduğu için sadeleştirme yapılabilir. 8'i 2'ye böldüm 4. 17 ile 4'ü çarptığımda da sonucu aynen sizlerin de bulduğunuz gibi kaç bulmuş oluyorum alanı? 68 santimetre kare. Çünkü alanlarımızın birimi bu şekilde kareli olur. Santimetre kare. Soruyu da alakalı anlaşılmayan bir yer var mı diye bakıyorum. Hayır, hepiniz cevaplar vermişsiniz. O yüzden anlaşılmayan bir yer olmadığı için üçüncü soruya geçiyorum. Bekliyorum sizi. Okul özleyenleriniz varmış. Evet, size sayılar geliyor. Hocam okul özlediğinde. Hepiniz çok özlediniz. Evet, üçüncü sorunun ilk doğru cevabı Bardoğan'dan geldi. Sadece ilk birkaç cevap veren öğrenci ismini söyleyebilirim. Şimdi sağlık sözüne geçmen gerekiyor. Bize çevre uzunluğunu vermiş ki biz bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulabilelim. Bir kenar uzunluğu. Mavi kalemim vardı. Mavi kalemimle devam edeceğim. Salih, Ayşenaz, Sayda doğru cevap gönderenler. Hatice Yanem yine doğru cevap gönderen. Peki gençler çözüme başlıyorum. Artık bakabileceğim cevaplarınızı alsam olarak alevimizde tabii. Eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 44 santim ise çevre ve eşkenar dörtgen yani 4 tane kenarının toplamı 44. O halde ne yapmam lazım arkadaşlar? 44 bini 4'e bölmem gerekiyor. Bir kenar uzunluğunu bulabildiğim için. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 11. Yani şöyle çizecek olursam D ve C uzunluğu, DC uzunluğu 11. Aynı şekilde AB uzunluğu, AB uzunluğu yani şu lila rengi gibi gözüken eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları 11. Bize alanını sormuş. Eğer eşkenar dörtgenin köşegenleri verilmiyorsa, yüksekliği verildiyse buradan da alanı bulabiliyordum. Aynen paralel kenarda olduğu gibi. Bakın şu B'den H harfine giden yüksekliği isterseniz içeriden de çizebilirsiniz. Bakın şöyle A'dan da çizebilirsiniz. Çizdim ben. Burası yine kaç santimdir?
Topuz. İçeriden de çizilse de dışarıdan da çizilse bunların ikisi arkadaşlar yüksekliktir. O halde bakıyorum. Aynen paylaşımın alanını bulduğu gibi 11 ile 9'u çarpıyorum ve sonucumu 99 olarak buluyorum alanımı. Ben çözerken cevaplarını verenleriniz oldu. Alper, Nisa gibi, Arda gibi, Ahmet, Kerem, Sıla, Yaren. 44'ü neden yüze gördüm? Çevreyi vermişti arkadaşlar ve bizim 4 tane kenarımız var eşkenar dörtgende. 4 eşit kenar 44 ise bir kenarı bulmak için 44'ü 4'e bölüp 11 bulduk. Bir kere de Aykut, Ayşe, Nur, Tülin, Ceylin 99 bulanı nereden? Çünkü çevreydi 44, yani 4 kenarının toplamı 44 ise bir kenarını bulmak için 44'ü 4'e 4. Yeni sorumu açıyorum ve çözmeniz için size vakit veriyorum. Bu sefer bize çevresini vermiş, alanını da vermiş ve yüksekliğini istiyor. Çevresini neden vermiş? Elin bir kenarını bulalım diye vermiş. Öyle değil mi? Alanı da yüksekliği bulabilelim diye vermiş. Çok güzel cevapları vermişsiniz. Zor cevaplarınız gelmiş arkadaşlar. Herkes aynı cevabı vermiş. Yaklaşık 40 öğrenci sözü geçmiş hasta. Tebrik ediyorum. O halde ben de hemen sözümle başlıyorum. Çevresi 40 olan bir eşkenar dörtgen, adı üstünde eşkenar dörtgen, yani kare gibi aynı, bütün kenarları birbirine eşit. 4 tane kenarının toplamı 46 ise, bir kenarı bulmam için 44'ü bölmem gerekli. 40'ı 4'e bölersem bir kenarı 10 santim olarak bulurum. Eşkenar dörtgenin alanı, aynen paralel kenarda olduğu gibi, tamamla yüksekliğin çarpımıyla da bulunabiliyordu. Yani bir kenarla yüksekliğin çarpımı. Bir kenarını 10 buldum. Yüksekliği şu an itibariyle bilmiyorum. Ama alanı da 60 olarak biliyorum. 10'la kaçı çarparsam 60 olur gençler? Tabii ki de 6. Demek ki yüksekliğin kaç santim olacaktır? 6 santim olacaktır. Kolay bir soruydu. Diğer sorumuza geçelim. 5. soru. Bekliyorum sizleri yine. Bu soruya bakarken ben de soruyla alakalı bir çizimi yapıyorum. Yani çizimi. Özellikle bugün soruları sizin çözmenizi istediğim için bekliyorum. Bugün sizin gününüz. Çünkü ben yeterince soru çözdüğüm artık sizin kendi bu konuyu pekiştirmemiz için sizin çözmenizi bekliyorum. Cevaplar geliyor. Bakıyorum. Yani Anter, Berat. Sanki sen bence klavyeye bir tane fazla basmış olabilirsin. Timur Temre. Evet. Zeynep. Serena. Evet. Güzel. Sağ olun. Göndermiş. Evet. Hadi dedim. Tamam arkadaşlar. Yeterli cevaplar geldi. Hemen sözümüze bakalım. Paralel olan kenarlardan biri. Diğerinin 5 katı. Yani uzun olan demek ki kısa olanın 5 katı. Hadi o halde şu paralel olan kenarın birine x diyelim. Diğerine de o halde ne diyeceğiz mecbur? 5x diyeceğiz. 5 katı. Olan bir yamuğun alanı 150 santimetre karedir. Yamuğun yüksekliği de 10 santim olduğuna göre çok güzel. Paralel kenarların uzunlukları farkını soruyor bizden. Hemen şöyle rengini diktirimizi almak istiyorum. Tekrar yüksekliği çizeceğim. Yüksekliği şuradan çizebilirim. Örneğin burası arkadaşlar 10 santimdir. Bana
alanı verdiğine göre artık ben bu alan formülünü kullanarak sonuca ulaşabilirim. Alanları atıyordum gençler, paralel kenarları topluyordum. Yani 1x ile 5x'i toplayacağım. Topladım 6x etti. Bulduğum sonucu 2'ye böleceğim ve sonucu yükseklikle yani 10 ile çarpacağım. Bu işlemlerin hepsini yaptığımda sonucu 150 bulmam gerekiyor. Cevaplarınız geliyor ama şu an işleme başladım. Şimdi 6x'i 2'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar ne kalacaktır burada? 3x. Değil mi? Ya da nasıl yaptık acaba? Buradan mı devam etsek? Devam edelim. Tamam, buradan devam edelim. Sıkıntı yok. Buradan devam edelim. 3x ile 5'in çarpı, 10'un çarpımı ne demek arkadaşlar? 30x. Yani ben 30 ile neyi çarparsam sonucu 150 bulurum diye düşünebilirsiniz. Sayıoldan hemen 5'i oradan bulabilirsiniz. Ya da hani illaki denklem çözme metoduna ben çok alıştım. Şöyle 30'lara bölmek istiyorum hemen üstün yanında da diyebilirsiniz. Buradan x'inizi kaç buldunuz arkadaşlar? 5 buldunuz. Şu 5x ve 1x'in zaten farkını soruyordu benden. Hemen bir yeşil kalem almak istiyorum. 5x dediysem yamuğun alttaki paraleli olan kenarı 5 ile 5'in çarpımından kaç çıkacaktır? 25. 1x dediğim yerde demek ki bir tane de 5 gerçekten. Bunların bizden farkını istiyordu. Çıkaralım birbirine. Sonrasını yani sonucu kaç olarak bulmuş olacağım? 20 olarak bulmuş olacağım. Sizi böyle kalemle daha kısa sürede çözdüğünüz soruları sadece biraz az kullandığım için süre biraz uzayabiliyor. Evet. Cevaplarınıza da baktım. Bazılarınız doğru, bazılarınız maalesef hatalı cevap vermiş ama olsun. Konumuzu daha yeni öğreniyoruz, daha yeni pekiştiriyoruz. Gayet normal. Sorunun çözümünü lütfen inceleyin. Herhangi bir sıkıntı anlamadığınız bir yer varsa lütfen söyleyin. Herkes anlasın, o şekilde geçelim sorularınızı. Eğer sonradan dersin sonrasında aklınıza takılan bir mevzu olursa onu da daha sonra derlerde bana ulaşabilirsiniz. Evet, bir soru geldi bir arkadaşımızdan. Neden 5 ile 5'i çarptık hocam? Tamam. Peki. Hemen onun bir cevabını verelim. Çok güzel. Anlamadığınız, kaçırdığınız yerleri söylemişsiniz. Hemen oradan tekrar ediyorum. Gerçekten heyecanlısın istediğim için böyle bir farklı bir renklerim alıyorum şu an. Şimdi güzel öğrenciler, şuraya kadar zaten herkes anlamış, x'i 5 olarak bulmamızı anlamış. Şimdi bana soru da demiş ki, paralel kenardan uzunlukları farkı. Paralel kenarlardan kastım neresi? Şuradaki 5x ve şu üstteki 1x. Bunların uzunluğunu bu, farkı kaçtır? Onu bul demiş. Ya da önceden isterseniz 5x'ten 1x'i çıkarıp önce farkını bulup sonra da 2 yerine koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben x'in değerini 5 olarak bulduktan sonra madem dedim ki şu aşağıdaki kenarın 5x'i ne demek 5x? Biliyorsunuz bir harfle bir sayının arasında görünmeyen bir çarpma işareti vardır. Öyle değil mi? Görünmeyen ifadelerden bunları öğrendik. Çarpma işareti vardır. Yani ben x gördüğüm yere ne yazacağım? 5 yazacağım. Bir de başında bir tane 5 vardı. Arkadaşlar, dolayısıyla 5 kere 5'ten derece uzunluğun kaç santim çıktı? 25 santim. Geldim yamuğun üst kısmındaki AB uzunluğuna. Buraya x demiştim. Peki ben x'i kaç buldum gençler? 5 buldum. Hemen götürüyorum bak. Burası da 5 santimmiş. Gördünüz mü? Bunların arasındaki farkı soruyor. Kenarlardan biri 25 santim, biri de 5 santim olduğuna göre uzunluk farkı 25'ten 5'i çıkarırsanız bilme olarak bulursunuz. Anladığınız harika. Diğer soruya geçebiliriz o halde. Bu soruya bakarken ben soruyla alakalı çizim yapmak istiyorum. Bir yamuk çizelim. Bak buraya serinlenmeleri üzerlerine yerleştirelim. Belki birazcık daha iyi anlamalı bir süre olabilir. Hemen bir cevap geldi. Ona da bakacağım. Evet.
Baydoğan, Salih, Elif, Nisa, Ahmet, Kerem'den hemen İlker'den ilk doğru cevaplar geldi. Aslı ve Elif'lerinden de, Şirin'den de, bence Arda'dan da geldi ama sonlar bir sıkıda bakmamıştır. Öyle olduğunu anladım. Sedat'tan, Elif Hanım'dan, Soyadar'dan, Hatice Yerler'den de hemen doğru cevaplar geldi. Demek ki çözülebiliyormuş. Sedat Emine Ceyniz, Ebrar'dan da aynı şekilde. Emine İkram. Bazen en sona gelmiyor mesajınız. O yüzden de sizin sayı olabilir. Benim şu an ders verdiğim ortamda arkadaşlar odada kimse yok. O yüzden benim arkadan ses geliyor demişsiniz ama bu benimle alakalı değil. Sadece benim sesim var yani bu. Hemen sözüne geçiyorum gençler. Alanını 54 olarak vermiş. Yüksekliği 6 santim olarak vermiş, yüksekliği farklı bir ders olarak çizmek istiyorum. Çizgiyi alalım. Yüksekliğimiz 6. Çizdim yüksekliği 6 santim. Peki. Paralel olan kenarlardan biri 8 santim olan demon diğer paralel kenar uzunluğu kaç santimdir? Mesela herhangi biri bilmiyorum şu an. Burası 8 olsun. Bizden şu aşağıdaki kısmı soruyor. Şurası uzunluğunu soruyor. Bulabiliriz. Nasıl olur bizim formülümüz? Alanı bulurken paralel olan iki tane kenarı topluyordum. Yani x ile 8'i topluyordum. Toplamımı 2'ye bölüyordum. Bulduğum sonuçta da yüksekliği yani 6'ya çarpıyordum. Sonuç bana alanı veriyordu. Alan da 54 olduğuna göre hemen 54 şuraya yapıştıralım. Şimdi sadeleştirme işlemlerini ve artık hangi işlemler gerekiyorsa o işlemleri tek tek yapacağım. Sadeleştirmeyle başlayayım. Yani şöyle yapsam mesela 6 ile 2'yi sadeleştirirsem 3. Burada parantez olursanız sizin faydanıza gençler. Faydalı olur. Şimdi bu 300 bu işlemde yani isteyen istediği yoldan yapabilir. Bunu şöyle dağıttığını düşüneyim. Ben kendim şartımı çözerken bunu tercih etmezdim tabii. 3'e bölerdim doğrudan 54'ü ama şu an size anlatırken belki bu süre daha yakın gelebilir diye bu şekilde anlatıyorum. Evet, 3'ü x ile çarptım. 3 x ile yine 3'ü 8 ile çarptım 24. Aynı denklem çözer gibi amacımız bilinmeyeni yalnız bırakmak. O yüzden 24'ü karşıya attım. Karşıya geçerken 24 gençten nasıl geçti? Tabii ki de eksi olarak geçti. 54'ten 24'ü çıkarttınız 30. 3 ile neyi çarparsanız 30 santim bulursunuz. Tabii ki de 10. Demek ki bize verilmeyen diğer paralel kenarın kaç santim olacakmış? 10 santim olacakmış. Zaten hepinize 10 vermişsiniz. Cevaplarınızı bakıyorum. Siz de dostlarınız 10 demiş. Son sorumuza da bakalım arkadaşlar. Bu sorunu da yetişeceği düşünüyorum. Asla birkaç soru daha var ama buna bakalım. Şey kadar. Bu da güzel bir soru. Mutlaka bunu görmenizi istedim. Köşegen uzunlukları 10 ve 24. Şöyle bir eşkenar çizelim. Baklavabilim. Hep böyle bunu anlatırken size bir kere baklavabilim demiştim. Bazılarınızın hemen görüntüsü işte. Değil mi? Bugün. Herhalde bir fiile böyle sabahtan mı dersiniz? Yani demek ki çok seviyorsunuz. Köşegenin biri 10 santim, biri de 24 santim. Şöyle. Bu soruya bakın diye bekliyorum ben. Zaten cevaplar geliyor bir taraftan. Bunlara da bakıyorum gözümüzüyle. Evet. Yeterli zaman verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Köşegenlerin uzunlukları 10 santim, diğer uzun olan köşegenimin uzunluğu da 24 santim ve aynı bakın aynı baklava dilimini yani aynı eşkenar dörtgen. Bu sefer size yan yatırdım da çizdim yüksekliğini daha güzel görün diye. Yüksekliği de 12 santim olan eşkenar dörtgeni çevre uzunluğu
Ya şimdi bu neden böyle bir şey vermiş? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Alandan yola çıkacağız. Şimdi bu ilk şekli neden vermiş? İlk şekli alanı bulmak için vermiş. Bu ilk bilgileri. Şimdi buradan hemen alanı bulabiliriz. Neden? Alanımız dik olan şu köşegenlerin çarpımının ikiye bölünmüş haliydi. 10 ile 24'ü çarptığım ikiye bölersen alanı bulurum. 10 ile 24'ü çarparsanız 240. Onu da ikiye bölerseniz alanınız nedir? 120'dir. Bu alan bende ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu alanı tutup ikinci şekilde kullanacağım. İkinci şekilde eşkenar dörtgenin bir kenarına x diyelim bilmiyoruz. Eşkenar dörtgenin alanı bulunurken taban çarpı yükseklik formülü de kullanılır. Yani kenar çarpı yükseklik kenarına x dedik. Yüksekliğini de 12 olarak biliyoruz. Demek ki x'i 12'nin çarpımı kaç olacakmış alanı 120 bulduğuma göre? 120 olması gerekiyormuş. Eşkenar dörtgenin bir kenarıyla yüksekliğinin çarpımı 120. 12 ile kaçı çarparsanız 120 eder arkadaşlar? Tabii ki de 10 santimi. Demek ki eşkenar dörtgenin, adı üstü eşkenar, bütün kenarları eşit olduğu için hepsini 10 santim yazabilirim artık. Bizden çevresini sormuştu. Çevre demek 4 tane 10'un toplamı demek. Toplama işlemini hemen kısasını yapalım. Yani şartla yapalım. 4 kere 10'dan çevremizi kaç santim olarak bulduk gençler? 40 santim olarak bu. Zaten siz maşallah ben çözene kadar çoğunuz. Evet, uçurtmaya da benziyor. Hocam sadece baklavaya yedirdiniz. Çok güzel. Hatta uçurtmaya daha çok benziyor. Değil mi köşegenlerin çizgisi? Evet, bu şekilde. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Siz mutlaka bu konudan alan konusunda örnekler çözüyorsunuz. Hafta sonu yine ödevleriniz gelecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.